Bu videoda sorduğun sorulara cevap vereceğim. Gülüşüne güneşi nasıl sığdırdın? Teşekkür ediyorum abi. <laughs> nasıl cevap verildi ki böyle bir şeye? Genel olarak pozitifim, enerjim herhalde. Onu söylüyor. Genelde negatif olan şeylerden, kendimi kötü hissettiren şeylerden uzaklaşıyorum onlarla savaşmak yerine kaçış stratejisini izliyorum tavsiye ederim. Ülke gündemi mesela sizin canınızı mı sıkıyor? O zaman takip etmeyin. Sizi kötü etkileyen, sevmediğiniz biri mi var? Onunla görüşmeyin falan. Bu yöntem yani Twitter'dan canınızı sıkan yorumlar mı yazıyorlar? Sessize alın. Bu yöntemle gülüşünüze siz de güneşi sığdırabilirsiniz. <laughs> Bu kadar video çekmeye ve içerik üretmeye üşenmiyor musunuz? Motivasyonunuz nereden geliyor demiş. Ömer Selçuk Cihan Yoksa o kadar zor değil mi aslında? O kadar zor değil aslında ya. Bir yerden başlamak lazım. Zaten böyle bir challenge olmasa Mesela ben dedim ki 100 gün boyunca 100 video çekeceğim ve yayınlayacağım. Böyle bir challenge olmasa kesinlikle bunu yapamazdım. Bu delilik resmen. Uykusuzum. Hayatıma birçok şeyi aynı anda sığdırmaya çalışıyorum. Her gün için gerçekten bir konu bulmaya çalışıyorum. Sizlere gösterecek bir şey bulmaya çalışıyorum ve bu hiç kolay değil. Bir sürü staj ve yerle ilgili soru geldi bu arada. İlk staj ya da ikinci staj ya da staj ve iş yeri olması önemli değil. Yapmanız gereken şey çok basit aslında. Ekibe bakacaksınız üretilen şeye bakacaksınız ve gerçekten orada bir şey öğrenebilir misiniz bunu oradan anlamaya çalışacaksınız. İş, staj gibi şeyler aslında takım ne kadar kaliteli ise sizi de o kadar yukarı çeker. Takım kalitesizse, yapılan işler kalitesizse ve veya sizden başka hiçbir geliştirici olmayacaksa öyle şirketler de bazen stajyer alıyor. Yine bir tık öğretici olabilir siz o işle uğraşacağınız için ama çok da öğretici olmaz. Biliyorsunuz iş seçerken falan ben genelde şöyle bir söz söylüyorum İngilizlerin bir sözü sanırım hani you either learn or you earn diyorlar yani ya öğrenmeniz ya kazanmanız lazım para kazanmanız lazım ikisi birden oluyorsa harika birisi oluyorsa okay seçim sizin ama ikisi birden yoksa yani ne para kazanıyorsanız ne öğreniyorsanız muhtemelen o işte çalışmamanız lazım. Frontend alanına ilgi duyuyormuş ama hocaları bu arkadaşın diyorlarmış ki bu alan ölecek. <laughs> Valla bize öyle bir bilgi gelmedi. <laughs> e, bence çok yanlış ya. Böyle bir şey söylenmez yani. Frontend ölecek diye bir şey yok. Web ölür mü mesela? Sizce web ölecek gibi mi yakın zamanda? Bana çok komik geldi. Bir de sektöre yeni girdiğimizde bizden beklenen şeyler neler olacak? Yeni bir şeyler bilmemiz mi yoksa öğrenme yeteneğimizin olup olmayışı mı daha önemli? İkisi de iki şeye bakılır genelde birisi işe alınırken. Bir bilgi ve beceri anlamında o sırada başvurduğunuz esnada hangi noktadasınız? İkincisi bir noktadan diğerine nasıl bir hızla ilerleyebiliyorsunuz? Bu çok önemli çünkü şirket sizi sadece o gün işe almıyor. O gün, ondan bir ay sonrası, altı ay sonrası, bir sene sonrası için ve belki daha uzun süre düşünerek işe alıyor. Dolayısıyla nereden başladınız ve ne kadar hızlı öğrendiniz önemli. Çok sıfırdan başlıyorsanız şirket aylarını size bir şeyler öğreterek e, harcamayabilir, harcamak istemeyebilir veya çok yavaş öğreneceğinizi düşünüyorsa bir şeyleri e, o zaman zaten mantıklı dil yerinize sayacaksınız. O yüzden ikisi de önemli. Çok güzel bir soru geldi Çağrı'dan. Şu anki halinle junior haline ne tavsiyeler verirdin demiş. Vallahi güzel soru. Onu düşünmem lazım. Yani mesleki anlamda öyle çok büyük pişmanlıklarım yok. Ya da böyle kariyer gelişim anlamında ya şunu keşke yapsaydım dediğim keşkelerim pek yok. Devam et iyi gidiyorsun derdim herhalde. Yani böyle devam et, öğrenmeye, çalışmaya, yapmaya, üretmeye. Devam et derdim. Ya mesela yaşamaya da devam et. Yani daha çok mesela kay kay sür. Daha çok spor yap derdim. Ya i̇şle ilgili hiçbir şey demezdim. Arkadaşlar şu an biliyorum mesela özellikle kariyerin en başı için... ...genelde kariyer en büyük ve en önemli şeymiş gibi görünüyor. Oradan bakılınca haklılık payınız var. Ama biraz böyle ilerleyince 5-10 sene... Ya aslında bu sadece para kazandığınız bir şey yani. Bu işlediğiniz. Hayat var yani. Ee, ne bileyim bir aile kurmak, hobilerinizle ilgilenmek, sağlık. Ne bileyim çok yaşlı konuşuyorum gibi geldi şu an. Üzülüyorum buna ama daha 28 yaşındayım. Ee, böyle şeyler var yani. Dolayısıyla... Daha çok yaşa, daha çok e, ne bileyim yurt dışına çık, gez falan derdim. Öyle e, Android'de şöyle yap. E, ne bileyim geceleri uyuma ve kod yaz falan demezdim ya bence. bence. Freelance'de nasıl paralar kazanılıyor diye soran olmuş. Ya e, freelance'de iyi paralar kazanılır. Eğer gerçekten doluluk oranı yakalayabiliyorsanız ve iyi bir saatlik ücretiniz varsa kazanılır. Bunun hesabını yapmak çok zor değil yani. Şu an girin mesela Upwork.com'a girin, Fiverr'a girin, Freelancer.com'a girin, ne bileyim Taptel'e müşteri olarak katılın falan. Ee, böyle yerlere girin ve nasıl paralara insanlar çalışıyor, nasıl işler istiyor. Mesela ortalama bir developer bulun. Mesela mobil geliştirici misiniz, Flutter'cı mısınız? Mesela Flutter'cı e, birini bulun Upwork'ten ve böyle hani çok fazla aşırı iyi yorum olmasın. Mesela binlerce review olan adam da olmasın, sıfır review'li adam da olmasın. Böyle ne bileyim 20-30 review olan ya da 10 revive olan birisini bulun ve o 10 revive olan kişinin saatlik ücretine bakın. Sonra şöyle hesaplayın bu adam ayda e, 160 saati yani haftada 40 saatten 160 saati dolduramıyor olabilir. E, çünkü kesintiler olur. Hani bunu 160 değil de ben atıyorum 120'den hesaplayayım deyin. Saatlik ücretle o 120'yi çarpın. Aylık ne kadar kazandığını dolar cinsinden bulun. E, komisyonu düşün. Upwork komisyonu %20 gibi bir şey sanırım. Onu düşün. Ondan sonra vergiyi düşün, gelir vergisini. Yurt dışından kazanılırsa, onu da kabaca, tüm vergi işlerini kabaca yurt dışından kazanılıyorsa özellikle %20 gibi düşünebilirsiniz. Maksimum %20, oraya çıkmaz bile. %20 daha düşün. Geriye kalan şey aylık kazanç, freelancerın aylık kazancı. Buradan hesap edebilirsiniz. Ama çok değişken bir şey bu. Mesela saatine 20 dolar alan freelancer da var. Saatine 120 dolar alan freelancer da var. Böyle düşünün yani. Osman Nuri Erdoğan çok uzun bir soru sormuş. Dörde <laughs> başarılı olmak için nasıl adımlar atmalıyım demiş. Yurt dışındaki şirketlere remote çalışarak döviz bazlı kazancı elde etmek istiyorum demiş. Nasıl yapabilirim demiş. Upwork'ü deneyebilirsin. Benzer diğer freelancer platformlarını deneyebilirsin. Ya da yurt dışına direkt başvurabilirsin ilk başta. Yani tamam buradan oturduğun yerden yurt dışına iş yapmak güzel geliyor ama bazen de bu olmayabilir. Özellikle hani daha tecrübesizsen mesela Taptel 2 sene aşağı tecrübeli insanları pek almak istemiyor. Eleniyor bu insanlar genelde. Upwork gibi yerlerde de iş bulmak kolay değil. Birçok zaten oranın kurdu var. Sizden önce o işi alıyorlar. Belki sizden daha iyiler. Ama mesela atıyorum Almanya'da, Hollanda'da, herhangi bir ülkede, Avrupa'da Girdiniz mülakatlara, neyse kabul edildiniz. Mesela oralarda çalıştınız. Oradan öğrendiğiniz şeylerle sonrasında böyle bir şeye tekrar geçebilirsiniz. Yani biraz esnek olmakta fayda var planlarda. Sektörde başarılı olmak için nasıl adımlar atılmalı? Teknik olarak çok iyi olunmalı. Yani e, ne demek istiyorum teknik olarak yani yazılım mühendisliği nedir çok iyi anlaşılması lazım bu işin dinamiklerinin iyi bir takımda gözlenmesi lazım ondan sonra iletişim becerinizin ve diğer sosyal becerilerinizin çok iyi olması lazım dil becerinizin iyi olması lazım özellikle yurt dışına çalışacaksanız İngilizce çok iyi iletişim kurabiliyor olmanız lazım. Bunların hepsi sektörde başarılı olmak için gayet güzel taktikler olur. Mühendislik okumamış yani alan dışından gelmiş birinin sektöre girişinde şirketler herhangi bir zorluk çıkarıyor mu? Handicap olduğu gerçek. Neden? Ee, senin de dediğin gibi bazı işte teknokent şirketlerinde falan e, diplomalı çalışan alma zorunluluğu var. Dolayısıyla oralara girmek e, biraz daha zor. Çünkü bir yandan sayı doldurmaya çalışıyor Türkiye'deki şirketler. Yurt dışındaki şirketlerde ise diploma Direkt şirketin istediği bir şey değil ama vize için falan lazım olabiliyor. Alaylar burada zorluk yaşayabiliyor. Mesela Almanya'ya giderken Blue Card diye bir program var. Bu program diyor ki belli üniversitelerin belli bölümlerinden mezun olmanız mezun olmuş olmanız lazım diyor. Veyası var mı var veya yaptığınız bu alandaki başarılı bir insan olduğunuzu başka şekillerde kanıtlamanız gerekiyor. Projelerinizden böyle dosya hazırlıyorsunuz. Ben işte şöyle şöyle projeler yaptım. Böyle yerlerde çalıştım. işte referans mektuplarım falan. Kocaman bir klasör yapıp oraya teslim ediyorsunuz ki ikna olsunlar. Siz gerçekten atıyorum iyi bir Android geliştiricisiniz. iyi bir yazılım mühendisiniz. İnşaat mühendisliği okumuş olmanıza rağmen bazı şirketler ise hiç umursamıyor Türkiye'de de e, belki bir iki tane par, el, bir elin parmağını geçmez e, böyle şirket olabilir diplomayı önemsemeyen yurt dışında bayağı var diplomanızı önemsemeyen zaten burada hangi üniversiteden hangi bölümde olduğunuzu pek sormuyorlar bile sadece ne iş yapıyorsunuz yapabiliyor musunuz o iş ona bakıyorlar. Buralarda daha az problemler çıkar. Dolayısıyla özetle alaylı bir geliştiricinin diplomalı, mektepli bir geliştiriciden farkı aslında bu işlerle ne kadar zamandır uğraşıyor olduğu. Mesela diplomalı birisi, diyorum bilgisayar mühendisi zaten kabaca 4 senesi, tamam çok hızlandırılmış kurs şeklinde, bootcamp şeklinde değil ama 4 senesini bu işe en az ayırmış durumda. 4 sene boyunca çeşitli çeşitli her türlü yazılımın kodun içine girmiş çıkmış projeler yapmış ödevler yapmış sınavlara girmiş algoritma çalışmış ee, ne bileyim bir sürü şey yapmış bilgisayarın hani operating sistemi ile ilgili de bir şeylere bakmış bilgisayarın RAM nasıl çalışıyor registerlar nasıl oradaki mantık nasıl Buralara da bakmış. Böyle insanlar sonuçta bu insanlarla rekabet edecekseniz sizin de yapmayı düşündüğünüz işi yani mesela dediğim gibi web geliştiricilik olabilir, gömülü sistemler olabilir vesaire. Çok iyi yapıyor olmanız lazım ve çok zaman harcamış olmanız lazım ki hani buradaki diğer insanların önüne geçin. Önüne geçemeyeceksiniz diye bir şey yok. Ama ya okullar da boş ya zaten hiçbir şey öğretmiyorlar da birazcık naif bir yaklaşım. Çünkü ya hiçbir şey yapmasalar bile Orada yazılımcı olacağım ben diye heves edip 4 senedir bir şeylerle kendi kendilerine uğraşıyorlar o insanlar illaki yani. Bir avantajı da ne oluyor? Orada çok iyi bir network kuruyor. Ne bileyim hem hocalarıyla, hem diğer öğrencilerle, hem o üniversitenin teknokenti varsa o teknokentteki şirketlerle bir profesyonel networking içine giriyor ve oradaki insanlarla artık tanışıyor. Ve bir iş ilişkisi içerisine girebilmesi daha kolay size göre. Çünkü o networking siz dışındasınız yani. Sonradan girmeye çalışıyorsunuz. Böyle problemler yaşayabilirsin. Yeni mezun ve kaygılı birine vereceğiniz tavsiye nedir? İlk işi bulana kadar ki süreç en kolay nasıl atlatılır? Bu benim çok bildiğim bir şey değil. Ben çünkü ilk işimi mezun olmadan önce aldım. ve Dolayısıyla kaygım yoktu, stresim yoktu. Üzerimde iş bul baskısı yoktu. Dolayısıyla ben çok daha rahattım. Şu an çok fazla o yüzden bir elimde taktik yok bununla ilgili. Ama genel olarak yeni mezun veya işte iş bulmak isteyen birilerine en büyük tavsiyem İngilizce olur. Yani bunu böyle lisedeki birisi de sorduğu zaman aynı şeyi söylüyorum. Şu an ne çalışayım diyor. Her şeyi bırak İngilizce çalış diyorum. Çok önemli. Şu an İngilizce bilmek sizi çok fazla ileri taşıyor. Yeni mezun birine de İngilizcesini geliştirmesini ve yurt dışına başvurular yapmasını, oralarda gerekirse 50 kere başarısız olmasını ama denemesini tavsiye ederim. Yurt içinde senior olacağına yurt dışında junior olmak daha fazla kazandırıyor ve daha fazla öğretici. O yüzden bulabiliyorsa yurt dışından bir staj kabulü falan alınmaya çalışılmalı. Böyle bir imkan yoksa bile yine İngilizce öğrenmek faydalı. Çünkü birçok kaynağı çok daha iyi ee, ...önünüze seriyor iyi İngilizce bilmek. Kaygı konusunda ise pek vereceğim bir tavsiye yok. İnşallah bulursunuz. Görkem diyor ki... ...ilk soru Flutter uygulamalar geliştirmeye... ...geliştirmeye çalışmaya devam etmeli mi? Flutter'ın mobil dünyadaki yeri hakkında... ...düşünceler merak ediyorum. İkinci sorum ise... ...bu kadar motive kalmayı, mutlu olmayı nasıl sağlayabiliyorsun? Çok özeniyorum. Bu soru da çok soruldu bu arada. Ee, ben birkaç, birkaç kere daha gördüm. Nasıl bu kadar motivesin? Nasıl bu kadar enerji bulabiliyorsun? Nasıl nasıl nasıl? Ona birazdan cevap vereceğim. Önce Flutter sorusuna cevap veriyorum. Arkadaşlar ben Flutter'ın e, şu anda ben e, Junior olsam mesela Flutter öğrenirdim diye düşünüyorum. Çünkü güzel bir ekosistemi var. Çünkü giriş bariyeri native'e göre biraz daha düşük. Çünkü bir app yapıp birden fazla platforma, web'e, e, mobile, desktop'a neyse hepsine birden çıkabiliyorsunuz. Böyle avantajların olayı benim kesin ilgimi çekerdi ve kesin tüm enerjimle Flutter öğrenmeye çalışırdım. Diğer soru ise mülakatlarda dikkat edilmesi gereken en önemli şeyler nelerdir demiş. Ya buna çok uzun bir video, çok uzun bir cevap veremem. Bununla ilgili ama bir video yapmayı planlıyorum. Hani mülakatlarda bunları yapın, bunları yapmayın gibi üzerine iyice düşünmem lazım. İlk aklıma gelen şeyler mülakatlarda e, dürüst olun yapamayacağınız şeyleri söylemeyin yapmadığınız şeyleri söylemeyin bu en büyük red flaglerden birisinin böyle hile yapmaya çalıştığını dürüst olmadığını e, veya işte olduğundan fazlası gibi görünmeyi e, tercih ettiğini düşündüğümüz anda e, direkt üstünü çizebiliyoruz. Bunu önceden yaptım. Onun dışında mülakatlarda heyecanınıza yenik düşmemek önemli. Kendinden emin, kendine güvenli, pozitif bir duruş sergilemeniz, gülümsemeniz çok önemli. Karşı tarafla hani iyi bir ilişki kurmak adına içten samimi, bildiğiniz şeye biliyorum, bilmediğiniz şeye pek bilmiyorum bu konuda gibi yaklaşmanız çok önemli. Genel olarak bunlar ya bu iyi bir iletişim ve mülakat becerisi aslında çok paralel şeyler. Normalde iyi bir iletişim için ne yapmanız gerekiyorsa mülakatta da bence onu yapmalısınız. Yani olmazsa da olmaz biraz daha çalışırsınız biraz daha iyi yerlere gelirsiniz başka şirketlerle mülakata girersiniz. Evet ve demiş ki Konya'da tekrar yazıcı buluşması ne zaman yapılır bilmiyorum ama Konya'da bir sürü böyle developer grup falan gibi şeyler oluşumlar var sonuçta oralara bu soruları sorsanız daha iyi ben şeyi pek sevmiyorum yani bir şeyler böyle etkinlik organize etmeyi sevmiyorum çok yaptım artık yapmak istemiyorum uzağım bu şeylerden ha. çağırırsanız bir buluşma yapıyoruz biz falan diye benim programıma uyarsak ben de katılırım ve son sorular işte bu motivasyonla ilgili olan ya ben aslında bu kadar motive olmayı nasıl başardığımı bilmiyorum çünkü ben hep böyleyim boş durduğum zaman ya da bir şeyler üretmediğim zaman ben depresyona giriyorum, depresif oluyorum. Aslında ben mecburum sürekli bir şeyler üretmeye. Çünkü bir şeyler üretmediğim zaman acayip keyifsiz oluyorum, acayip canım sıkkın oluyor. Maalesef bu böyle. Bu bir, bu övünülecek bir şey değil bence bu arada. Yani ben de mesela hayatın tadını sadece böyle ne bileyim yatarak, uzanarak, gezerek yaşayabilmek isterdim. Ya da mesela bazı insanlar var spor yaptıkları zaman çok mutlu oluyorlar. Böyle olmak isterdim. Ama ben üretince e, mutlu oluyorum. Mesela video çekince mutlu oluyorum. E, ne bileyim yazı yazınca mutlu oluyorum. Tweet atınca mutlu oluyorum. Ne bileyim bir şeyler yapıp iki parçayı bir araya getirip bir şey üretince bir çalışan bir makine yapınca Lego'dan bir şey yapınca mutlu oluyorum. Ve sürekli... Vücudum bunu istiyor yani bu bir dopamin salgılatıyor bende ve ben bunun bağımlısı olmuş durumdayım sürekli bunu istiyorum ve bu yeni bir şey de değil yani sosyal medyada bu kadar aktif değilken bile ben sürekli hadi bir iş kuralım hadi bir proje yapalım hadi bir app yapalım diye uğraşıyordum ondan öncesinde de kul öncesi zamanlarda bile ben hatırlıyorum hani evin içinde bir şeyler yapmaya çalışıyordum bir şeyler icat etmeye çalışıyordum o zaman benim için bu şeyin ismi icat etmekti. Hani makerlığın işi işte kartonu alıyordum bilyeyi alıyordum düzenekler kuruyordum oradan onu bırakıyordum oradan yuvarlanıyordu buna çarpıyordu falan. Benim hani o e, okul öncesi ve sonra 1. 2. 3. 4. sınıflar falan hani o çok küçük çocukluk zamanlarım bile aslında sürekli böyle düzenekler yapmak tuzaklar kurmak işte kapıyı açınca üstten bir şey düşsün halıya basınca. ...cetvel böyle kalksın, o bir ipi kurtarsın... ...o ip ağırlığa bağlı olsun, oradan bir şey olsun falan... ...böyle mekanizmalarla uğraşıyordum. Bu benim en çok keyif aldığım şeylerden biriydi. Benim fıtri olarak içime konmuş bir şey. Ben sürekli bir şeyler üretmek zorundayım. Yani zorundayım derken, üretmesem olur mu? Olur. Ama ne olur? Biraz daha mutsuz, biraz daha tatsız... ...biraz daha keyifsiz bir insan olurum. Biraz daha depresif bir insan olurum. Ya da tedavi olurum bir şekilde ve bu... E, ...bu bağımlılıktan kurtulurum. Ama... Dediğim gibi ben bunu seviyorum. Sevdiğim için yapıyorum. Mesela bu dünkü videoyu bu kaykayla başlayan videoyu çekerken acayip keyif aldım. Editlerken acayip keyif aldım. Video ortaya çıktıktan sonra defalarca o kaykay kısmını <laughs> ve o kahveyi böyle hızlı hızlı montajladığım bir yer var. Orayı defalarca seyrettim. Acayip keyif alıyorum. Bu, bu hoşuma gidiyor yani. Hoşuma gittiği için yapıyorum. Ama tabii bu kadar hani 100 gün üst üste video üretecek kadar da hiçbir zaman motive değildim. Şu an yorularak, biraz kendimden yiyerek, uykusuz kalarak bunu yapıyorum. Bu challenge'ın gücü. Yani bu ben bunu yapacağım diye 6000 küsür kişinin önünde şu an 7000 oldu. Söyledim büyük bir lokma yedim. Dedim ki ben 100 gün boyunca video çekeceğim. Ee, bunun Bu iddianın e, şu an şeyiyle ittirmesiyle devam ediyorum. Başladığım bazı işlerden de çok hızlı bir şekilde soğuyorum. O yüzden biraz daha böyle benim iddialara ihtiyacım oluyor. Yani video çekmeye mesela çok gazdım. Ama işte bu iddiayı ortaya koyuncaya kadar da bu kadar bu denli bir üretim içerisinde değildim. Bugünü böyle kotardık soru-cevap videosuyla. Ee, yarın daha güzel belki bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.